6 gün önce Esbiye ilçesi kırsalında teslim olan Kava Kod adlı PKK'lı terörist Bahrüstü Dükkanlı, 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi olayına ilişkin ifadesinde bilgiler verdi. Teröristü Dükkanlı, olayın yaşandığı gün bölgede bir eve girdiklerini ve yaşamsal malzeme aldıklarını, bu sırada ise 4 ayrı noktaya da pusu attıklarını söyledi. Pusu esnasında Eren Bülbül ve Assubay Başçavuş Ferhat Gedi'yi gördüklerini, eve yaklaşmaya başladıkları sırada ise ateş açtıklarını kaydetti. Teröristü Dükkanlı, olayda şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'e neden ateş ettiğini sorusuna ise biz onu istihbaratçı zannettik ve ateş ettik dediği ifadesine yansıdı. Cudi Zaza Kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın grubunda olduğunu ve toplamda asker, polis ve sivillerden oluşan 10 kişinin şehit olduğu, 20 olaya aktif olarak katıldığını itiraf etti. Düdükkanlı'nın Trabzon'daki yer gösterme ve ifadelerinin ardından yeniden Giresun'a getirileceği ve soruşturmaya Giresun'da devam edileceği belirtildi. Öte yandan 6 gün önce Esbiye ilçesi kırsalında teslim olan Kava Kod adlı PKK'lı teröristin ifadeleri sonrası genişleterek süren operasyon kapsamında örgütün Doğu Karadeniz kırsalındaki son mensubu olan Aras Aslan, Giresun'un Güce ilçesi Boncukçukur köyü kırsalında askerimizin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.